Hepinize selamlar. Şimdi ben krem karamel yapıyordum ama vazgeçtim. Geçen gün yaptığım şu kekçiklerden kaldı. Kekçiklerle üzerine muhallebiyle güzel bir tatlı hazırlayacağım. Hep beraber izleyeceğiz. Anlatmayacağım, sadece görerek, tarifi vermeyeceğim. Çünkü krem karamel tarifi zaten sayfamda var. Kanalıma girdiğinizde aratabilirsiniz. Bu sadece farklı bir fikir. Yoksa tariflerin hepsi kanalımda mevcut. Şimdi size hepinize iyi seyirler diliyorum. Krema pişti. Karamelin tarifi bu aslında. 5 tane yumurtayla yapıldı. Ve tamamen krem karamelle aynı. Süt, nedir onun ismi? Kaymak falan filan. Tamam mı? Tamam. Şöyle biraz ılıklaştırıyorum. Hadi. Önce kapların altına şöyle bir sıra muhallebiden koydum ve üzerine kekler gelecek. Şimdi mesela şöyle keki attım içine. Şöyle. Şöyle, şöyle ve böyle. 1, 2, 3. Tamamen kremayla kaplıyorum. Altlığı bulamadım hala ben. Şöyle göstereyim. Şimdi bu tatlılarım hazır. Bir bardak şu sostan ayırdım ve şimdi içine bunun ben kakao ekliyorum. Şimdi tatlıyı nasıl çoğaltacağız bakın. Bir de dökülse. Bir yemek kaşığı koyacağım şimdi ben. Şimdi birinci tatlılar tamam, ikinci tatlıları yapıyorum. Aynı tencereye sadece biraz kakao kattım. Ve onu güzelce karıştırdım. Hala kaynar. Bakın şimdi burada kaplar var. Hemen öncelikle kepçemi alıyorum. Ve önce şöyle altına bir zemin yapıyorum. Ondan sonra üzerine şunu koyuyorum. Sonra bir kat daha. Ve tekrar bisküvit koyuyorum. Bisküvit. Ondan sonra tekrar bir tane daha ve tekrar bisküvi. Bu da çikolata severler için olacak. Ve bir kat daha. Sonra bir kat daha. Ve bir kat daha. Ve mutlu son. Hemen ikinciye de yapayım. İşte benim de böyle. Şunu hemen alta koyuyorum. Ondan sonra hoppidi. Bir kat daha koyalım. Hop. Şimdi çikolata geliyor. Hop. Yine çikolata gelsin. Hop. Ve tekrar çikolata. Hop. Küçük bir kaşık alacağım. Güzelce şöyle yayılsın diye. Ve bunun en üst tarafına şöyle karışık olduğu belli olsun diye yaptım bunu. Hindistan cevizini atıyorum üzerine. Bunun da öyle. Şimdi evet, bu tatlılar tamam ama bunlar tamam mı? Tabii ki değil. Hemen nereye geldim? Ocak başına geldim. Ocak başı cızbız. Şimdi tavayı koydum ve karamel yapıyorum. Karamel için 1, 2, 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı deyin. Fazla kaçtı. Bu kadar şeker yeter. Hatta fazla oldu. Şimdi
Karamel yapacağım. Karamel ama benim tariflerimde de bilirsiniz krem karamel, yine benim usulümce yapacağım. Şimdi şeker erimeye başladığı andan itibaren ne olacak? Karamel olmaya başlayınca ben bunun içerisine muhallebi koyacağım. Ayırmıştım ya hani, bir bardak, yarım bardak kalmıştı. Onu bunun içine ilave edeceğim. Şimdi altını kısmak gerekiyor aslında. Ben şimdi ocaktan uzaklaştırdım. Altını kısmak gerekiyor. Ve ben içine şunu ekleyeceğim. Ve biraz daha krema. Şimdi ben ocağın altını kapattım. Bakın bu böyle olduğu için temas etmiyor tavaya. İçiniz rahat olsun. Öbür yaptığımda çok yorumlar gelmişti. İlk defa yapmadığımız budur. Bir de bir elimde de kamera tutuyorum. Yani bu gerçekten çok sinir bozucu bir durum oldu şu anda. Çünkü ayaklık yok. Statif Almancası. Statif ya da statif ya da tripod muydu? Tripod. Tripod. Şimdi bunu tabakların üzerine koyacağız. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. Ama var ya, bunu yemeyen var ya, ağzımın tadını biliyorum demesin. Hop. Bunu sevmeyen, benim damak damağım kuvvetli. Ben az çok yemekten anlarım. Yok demeyin. Sakın demeyin. Bunu, bu karameli sevmeyen beni sevmesin zaten. Bu da çok vallahi hastasıyım arkadaşlar. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Benim bu kelimemi de çok seven arkadaşlar var ya. Allah, şuna bakar mısınız yani? İşte böyle bir şey. Fena değil ya. İyi fikir değil mi? Nasıl? Niye o kadar uzağa götürdüysem ben bunları... Nereden nereye taşıyorum yani?